çok fazla kararımız eleştirilebilir. Evet, istediğimiz şeyler oldu mu hepsi? Olmadı. Çok fazla şey yaptık, yapılanlar belki de yeterli gelmedi. Bunların hepsine saygım sonsuz. Ama şuna inanın ki, bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın bulunduğu her ortamda sokak kavgası yapmamış olsak da, çünkü bazen bazı ortamlarda sokak kavgası yapmanız bekleniyor. Hangi aldığınız kararın Galatasaray'ın bekası için hangi diğer kararı etkilediğini size anlatamıyorum. Hakemlerle ilgili arkada dönenleri anlatamıyorum. Bakın bugün tahkim kurulu görevden alınan hakemleri geri getirdi. 5-2 ile o hakemler göreve geri geldi. Her gün böyle bir şeyle uğraşıyoruz ve Türk futbolu batmış durumda. Rakip takımlarla ilişkiler. Bunu da defalarca anlattım, anlatamıyorum. Türk futbolunda geldiğimden sonra gördüğüm resim şuydu. Sektörün en büyük gelir yaratıcısı ve taraftarı olan Fenerbahçe ve Galatasaray kasıtlı olarak birbirleriyle kavga ettirerek Türk futbolunu geri kalan %20 ile yönetme iradesi vardı. Bugün hala var. Bugün hepsini konuşuyoruz sizlerle beraber. Pardon. Bugün hepsini, zaten hepiniz resmi görüyorsunuz. Yani çok normal bir senaryo içerisinde çalışmıyoruz. Bunun üstüne de çok borçluyuz. Çok ciddi, her gün ciddi anlamda şapkadan tavşan çıkarma durumu var. Bütün bunları yaparken de aldığımız her kararda Galatasaray'ın geleceğini düşünme mecburiyetimiz var. Bakın, şu anlamda ben ve arkadaşlarımın vicdanı çok rahat. Kendi dönemimizin devamını sağlamak ve Galatasaray'ın geleceği için sıkıştığımız her anda Galatasaray'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız kararı aldık. O kararın sonucunda Galatasaray yaşayacak ama dediğim gibi vicdanım çok rahat. Üzdüğüm arkadaşlarımız varsa bu süreçte, eğer hayal kırıklığına uğrattığımız arkadaşımız varsa gerçekten şahsen çok üzgünüm ve kendilerinden özür diliyorum. Ama sevgili Zeynep, ümidini kaybetme. Kadınlar, özellikle lise mezunu kadınlarımızın sayısı göz önüne alınırsa ve aktif kadın sayımızın lisesi fark etmez Galatasaray'da sayısının artmasıyla beraber Galatasaray ilk kadın başkanı görecek, camia olacak. Buna inancım sonsuz. Tabii şunu da çok kısa keseceğim. Farkındayım, gecenin geç saati oldu ama bayağı bir eleştiriyi dinlediğim için izin verin, ben de duygularımı sizlerle paylaşayım. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum. Benim için bu koltukta oturmanın, fark yaratamayacaksam hiçbir anlamı yok. Fark yaratmanın da çok zor olduğu bir dönemde aday olduğumu biliyorum. Ben aday olurken bütün yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarıma bu sahneyi anlattım. Arkadaşlarıma dedim ki, Galatasaray tarihinin en zor döneminde aday oluyoruz. İlk mali genel kurulda aklanmamayla karşı karşıya kalabiliriz. Neden dedim bunu? Çünkü bu zor yolda çok büyük bir risklerle karşılaşacağımızı, yaptığımız bazı şeylerin görünmeyeceğini veya süreç istediğini biliyordum. Fakat tekrar söylüyorum, vicdanım rahat. Sizlerin vereceği her türlü karara bugüne kadar duyduğum gibi saygı duyuyorum. Galatasaray değerlerini içimde yaşamaya, her sen ne sonuç çıkarsa çıksın, devam edeceğim. Benim Galatasaray'ım benle yaşamaya devam edecek. Bu süreç içerisinde bana destek veren, bila istisna birbirinden çok sevdiğim bütün ekip arkadaşlarıma, sırtıma dokunarak, başkan pes etme, yürüdüğün yolda yanındayız diyen üyelerimize, beni Galatasaray'ı çok sevdiği için konu bazlı
konuların hallolması için eleştirenlere huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim. Çünkü insan sevdiği için pes etmez. Sizlere konuşmamı bitirirken sevgili İlker Canalp'in projeksiyonda gösterdiği bir mektup var. Onun son bölümünü okuyacağım. Ondan sonra da huzurlarınıza teşekkür ederek ayrılarak sizlerin iradesini tecelli etmesini bekleyeceğim. Beni fazla bağımsızlıkla hareket ettiğim için kınayan bazı kişilere cevaben. Bunlar sonucunda ortaya çıkan zararlara değinmeden yalnızca yardımcı olunmasından başka bir şey istemediğime inanmanızı rica ediyorum. Bir nokta dışında onlarla aynı fikirdeyim. Kuru eleştirilerle yetinmeyi bir kenara bırakarak kulübün menfaatlerini korumak için yapılması gereken ve her defasında tek başıma yapmak durumunda kaldığım zor ve utandırıcı işlerin yapılması için ellerini taşın altına koyabilirler. Yetki talebi olanlar, herhangi bir davet ya da her şeyin başkan tarafından halledilmesini beklemeksizin sorumluluk alabilirler. Daha sonra binbir güçlükle toplantı düzenlediğimizde bu konular sadece şaka yaptık diye geçiştirilmektedir. Bu bir hırs meselesi değildir. Önderlik sadece bir kişide olmalıdır. Ancak böylelikle tüm eylem ve düşüncede bir birliğe ulaşılabilir. Kulüp bende bu iki niteliğin olduğuna hemfikirse, bu işin bana bırakılmasını rica ediyorum. Kulübü yakinen bilen bir kişi, kulübün çıkarlarını heterojen bir gruptan daha iyi gözetecektir. Sonuç olarak, önemli kararları her zaman danıştığımız üyelerimizin çok fazla detaylara müdahale etmemelerini ve kendi girişimleriyle kulübü ilgilendiren herhangi bir eylemde bulunmamalarını rica ediyorum. İş düzeni ve devamını sağlayabilmenin tek yolu budur. İmza Ali Samiyan. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet. Değerli Galatasaraylılar.